İsrail'in cezaevlerindeki 55 Filistinliyi yer kalmadığı için serbest bırakması, hapishanelerdeki skandalları da ortaya çıkardı. Serbest bırakılan Gazze'deki Şifa Hastanesi başhekimi Muhammed Ebu Silmiye maruz kaldığı işkenceleri anlattı. Olay İsrail siyasetinde de kriz çıkardı. ağır işkenceye maruz kaldık Parmağım kırıldı. Sürekli kafama vurdular ve yaraladılar. İşkence, dayak, insanlık onurunun ayaklar altına alınması. İsrail hapishanelerindeki skandallar deşifre oldu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliği gözaltına alıyor. Ancak kitlesel gözaltılar nedeniyle İsrail hapishanelerinde yer kalmadı. Aylardır cezaevlerinde alıkoyulan 55 Filistinli serbest bırakıldı. O isimler arasında Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin başhekimi Muhammed Ebu Silmiye de vardı. Maruz kaldığı işkenceyi anlatan Filistinli doktorun açıklamaları İsrail'in barbar yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail cezaevlerinde neredeyse her gün işkence vardı. Her gün hücrelere düzenlenen baskınlarda alıkoyulan kişiler dövülüyordu. Ebu Silmi'ye cezaevlerindeki İsrail'i sağlık çalışanlarının da kendilerine şiddet uyguladığını ifade ederken, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler olduğunu söyledi. <laughs> Doktor tutukluları dövüyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir. Hasta düşmana dostumuzdan önce hizmet ederiz. İşgalciler bu anlamları bilmiyor. Tutukluların sağlığına hiç önem vermiyorlar. Hatta <laughs> nazif. Şifa Hastanesi Müdürlüğü'nün iç istihbarat Teşkilatı Şinbet ve Ordu tarafından serbest bırakılması İsrail siyasetini karıştırdı. Başbakan Benjamin Netanyahu kararın ciddi bir hata olduğunu söyledi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verildiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Galant'ın ofisi ise mahkumların tutulması ve serbest bırakılması işlemlerinde Savunma Bakanı'nın onayı aranmadığına işaret etti. Yani benim onayım yok dedi. Kararın mimarları olan İsrail İç İstihbarat Servisi Shinbet, Başbakan da İsrail Cezaevi Servisi ise İtimar Ben Gvir Başkanlığındaki Ulusal Güvenlik bakanı. Bağlı. Gözlerin çevrildiği Şinbet, yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde yer olmaması ve Teyman gözaltı merkezinin kullanımının aşamada olarak kaldırılmasının planlanması nedeniyle tutukluları serbest bırakmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Evet. İsrail basanı ise asıl sorumlunun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir olduğunu yazdı. Zira Ben Gvir cezaevlerinin kapasitesini arttırmak ve işkence gibi hukuka aykırı uygulamaları denetlemek yerine İsrail dilere silah dağıtmak gibi başka işlerle ilgilenmekle eleştiriliyor. Ben Gvir ise sorumluluk üstlenmedi. Her ne kadar süreç kendi yönetimi altında işlediyse de Shinbeti suçladı. Bu olay bir güvenlik pervasızlığıdır. Ulusal güvenlik ihlalidir. Şinbet direktörü görevden alınmalıdır. Başbakanın, savunma bakanı ve Şinbet başkanının kabineden bağımsız politikalar uygulamasını engellemesinin zamanı geldi. Savaş kabinesinden 9 Haziran'da çekilen muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'a tutukluların serbest bırakılmasını protesto etmek için hükümeti istifaya çağırdı. İsrail bu şekilde savaş yürütmeye devam edemez. 7 Ekim'in katillerini barındıran ve esirlerimizin saklanmasına yardım edenleri serbest bırakan bir hükümet ahlaki ve etik bir operasyon hatası yapmıştır. Bu nedenle varoluşsal savaşımızı yönetmeye uygun değildir ve evine dönmelidir. Bu kararı veren her kimse muhakeme yeteneğinden yoksundur ve derhal görevden alınmalıdır.